Libya'daki savaşta Türk sihaları destan yazmış ve yenilmez olarak kabul edilen Rus pansirlerini yerin dibine gömmüştü. Libya'da mutabakat hükümeti tarafından ele geçirilen Rus pansir füze savunma sistemi Türkiye'ye getirildi. Fakat Türkiye ile Amerika arasında pansiri inceleme konusunda tartışma çıktı. Sonuç olarak iki ülke ortak incelemeye karar verdi. Libya'da darbeci Hafter güçlerine karşı Türk sihalarının ve askerinin desteğini arkasına alan Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, kısa sürede Vatiye Hava Üssü'nü ele geçirdi. Hava bombardımanında Türk sihalarına karşı direnç gösteremeyen Rus pansir füze sistemleri, uluslararası kamuoyunda karizmasını fena çizdirmişti. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri hava üssüne operasyon gerçekleştirdiklerinde, çok sayıda askeri mühimmat ve askeri aracın dışında bir pansir sistemini ele geçirdi. Pansir bataryasının ele geçirilmesi, Rusya'nın askeri teknolojisi hakkında önemli istihbarata erişiminde kapısını aralamış oldu. İşte tam da bu noktadan sonra Amerika ile Türkiye arasında tartışma çıktı. The African Report'un konuya hakim bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre sistem ilk önce Muhammed Bohron adında bir komutanın eline geçti ve bu şahıs sistemi Zaviya'ya götürdü. Daha sonra tekrar sistem Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin eline geçti. Ardından pansir Türk askerlerinin bulunduğu Mitiga Havalimanı'na götürüldü. İki ülke uzun müzakerelerin ardından pansirin Ankara'ya getirilmesine karar verdi. Füze bataryası Türk ve Amerikan mühendisler tarafından başkentte incelendi. Daha önce ortaya atılan bir başka iddiadaysa, pansirin Amerika tarafından gizli bir görevle Almanya'daki Amerikan hava üssüne kaçırıldığını belirtmişti. Türk sihaları karşısında Suriye'de, Libya'da ve son olarak Karabağ'da adeta ecel telleri döken pansir hava savunma sistemleri, başta Türk sihaları olmak üzere diğer insansız hava araçlarına karşı modernize edildi, güncellendi. Rusya, Abu Dhabi'de düzenlenen IDEX 2021 silah fuarında gözden geçirilmiş Pantsir S1M modelini tanıttı. Tanıtılan modelde önemli değişiklikler yapıldı. Sistemdeki en önemli değişiklik ise radar sisteminin güncellenmesi oldu. Pantsir hava savunma sisteminin üreticisi Rostex konsorsiyumu, fuarda değişiklikleri tanıtarak şöyle dedi. Modernizasyona göre Pantsir yeni bir radara kavuştu. Söz konusu radar sayesinde önceden 30 kilometre olan hedef tespit mesafesi 75 kilometreye çıkarıldı. Radar ve güçlendirilmiş uçak savar füzeleriyle hedefi vurma mesafesi 20 kilometreden 40 kilometreye yükseldi. Sistem bundan böyle havada 70 kilogram ağırlığındaki az görünür hedefleri de vurma özelliğine kavuştu. Rostex Konsorsiyumu Başkanı Sergey Chemezov, modernizasyonun ardından silahın Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de satılacağını açıkladı. Pantsir sistemi Libya'da Türk yapımı silahlar karşısında etkisiz kalmıştı. Rusya, Suriye'deki Himeym'in askeri üssüne de bu savunma sistemlerinden yerleştirmişti. Bu arada S-400'ü de unutmamak gerek. Rostex'in başkanı Sergey Chemezov, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin NATO ülkelerine yönelik tehdit oluşturmadığını söyleyerek, Ankara ile ek S-400 sevkiyatı konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Chemezov, S-400'lerin Türkiye'de üretilip üretilemeyeceği ile ilgili bir soruya ise olumsuz yanıt verdi. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostex'in başkanı Sergey Chemezov, Rus basınına Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Chemezov tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatı konusunda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Chemezov, görüşmelerde neredeyse sona gelindiğini söyleyerek, Türkiye'nin ek bir parti S-400 satın alma isteğinden vazgeçtiğini düşünmüyorum dedi. Türkiye'ye S-400 füze savunma sisteminin satılmasının hiçbir şekilde NATO ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini vurgulayan Chemezov, S-400'ler savunma amaçlı silahlar, saldırı amaçlı eylemlerde kullanılmıyor. Hal böyleyken NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyeceğini hayal edemiyorum. Aksine Türkiye NATO ülkelerinin güvenliğini sağlıyor. Bu nedenle ben burada bir sorun görmüyorum dedi.
S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'ya karşı kullanılamayacağını ifade eden Çemezov, %100 yerelleştirme yapamıyoruz. İstesek bile Türkiye'nin kendi topraklarında böyle bir süper teknolojili ürünün üretimini bütünüyle organize etmesi pek mümkün değil. Bunun için ilgili bir okul kurulması gerekiyor. Bu nedenle endişeye gerek yok ifadelerini kullandım. Türkiye'nin tam da kesişim noktasında yer aldığı, iki farklı dünyanın en gelişmiş teknolojileri olan S-400 ve F-35 silah sistemleriyle simgeleşen, birbirlerine rakip iki dünya anlayışının çarpışmasını izlemeye hazırlanıyoruz. Bu savaşın cepheleri ve siper hatları her geçen gün jeopolitik düzlemde yapılan yeni hamleyle çiziliyor. Uluslararası terör saldırıları, deniz ve demir yollarıyla çizilen ticaret yolları, uzayın uydularla parsellenip yeni ay seferlerinin planlanması, medya operasyonları, silah şirketlerinin pazar kavgaları, yeni enerji kaynaklarının keşfi ve bunları uluslararası pazarlara taşıyacak boru hatları. 1960'lı yıllardan bu yana Türkiye, Beyaz Saray Amerikan Kongresi ilişkilerinde tas aynı tas, hamam aynı hamam. Yalnızca tellakların ismi Ruskiya'da Pompeo olarak değişiyor. Beyaz Saray'da çöreklenmiş kimi zarar vericilerin Amerikan Kongresi'ndeki senatörlere para yağdıran lobilere kendilerine kalkan yaparak, savunma sanayi üstünden Türkiye'ye şantaj yapma politikası bir gelenek haline gelmiş durumda. Üstelik her defasında silah karşılığında talep edilenler, Türkiye'nin Lozan'la sağladığı egemenlik haklarıyla doğrudan ilintili alanlarda yer alıyor. Türkiye Milgen projesiyle artık Ege'de dengeyi sağlamak için Amerika'ya muhtaç olmadığından, muhriplerin yerini F-35'leri aldı. Bugün Amerikan yönetimi Türkiye'yi proje ortağı olduğu, neredeyse hür dünyanın NATO müttefikliğinin simgesi haline gelmiş bir işbirliği çalışmasının dışına atmaya çalışıyor. Ne uğruna? Kongresini parsellemiş FETÖ, Rum ve İsrail lobilerinin gündelik çıkarları uğruna. Lakin takdiri ilahiye bakın ki, Türkiye S-400 almayacağını ilan etmezse, F-35'ler teslim edilmeyecek tehditlerinin savrulduğu günlerde, Amerikan Hükümeti Sorumluluklar Ofisi 81 sayfalık bağımsız bir rapor hazırlayarak Amerikan Kongresi'ne sundu. Rapor Türkiye'yi F-35 parçalarının üretiminde tedarik zincirinden ve Malatya'da kurulacak bakım ikmal tesisi projesinden çıkarabileceklerini zanneden Amerikalı siyasetçilerin sefaletini yüzlerine vurdu. Özetlemek gerekirse rapor şöyle diyor. Gerekli parçaların tedarik edilmemesi sebebiyle F-35'lerin 2018'in Mayıs ve Kasım ayları arasında planlanan test uçuşlarının %30'u gerçekleştirilemedi. Parçalardaki uyuşmazlık ve tamirattaki uzun süreli gecikmeler uçakların performansını olumsuz etkiledi. F-35'lerin tüm görevleri güvenli bir şekilde yerine getirme oranı %60 beklentiye rağmen %27'de kaldı. F-35'ler %75'lik beklentinin altında kalarak %52'lik bir oran elde etti. Raporda F-35'lerin uçuş için ihtiyaç duyduğu 4300 parçanın tedarik edilmesi konusunda da sıkıntı yaşandığına, daha önce satın alınan F-35'lerin konuşlandırılmada ihtiyaç duyduğu destekleyici parçaların %44'ünün artık ihtiyaca cevap veremediğine dikkat çekildi. Gerekli parçaların tedarik edilememesi sebebiyle F-35'lerin 2018'in Mayıs ve Kasım ayları arasında planlanan test uçuşlarının %30'unu gerçekleştiremediği kaydedilen raporda, parçalarda uyuşmazlık ve tamiratta uzun süreli gecikmeler gibi sorunların da uçağın performansında aksaklıklar oluşturacağına vurgu yapıldı. Raporda ayrıca F-35 uçakları bir savaş uçağından beklenen performansın gerisinde kalıyor. Çoklu görevleri gerçekleştiremiyor veya gerektiği kadar uçamıyor ifadesine yer verildi. F-35'lerin deniz aşırı alıcılarının yedek parça taleplerinin zamanında yerine getirilemiyor olması ve bu uçaklarda Amerika'ya ait hangi parçaların kullanıldığına dair Pentagon'da bir veri tabanı bulunmadığı da raporun diğer skandal unsurlarını teşkil ediyor. Bu yazının sınırlara sığmayacak sorunları bu şekilde uzayıp gidiyor. Dünyalar Savaşı için seferber olan Amerika'nın Çin, Rusya ve İran üçlüsünü kuşatmak için başlattığı sefer, henüz yolun başında ittifak ilişkilerini zedeleyecek gelişmelere gebe. Defalarca erteledikten sonra, Ramazan'ı takiben Beyaz Saray'ın açıklamaya hazırlandığı Orta Doğu planının doğurması muhtemel tepki, Amerika'nın S-400 ve F-35 üstünden Türkiye'ye yönelen şantaj ve tehdit politikasını bir kez daha gözden geçirmeye yöneltebilir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda maruz kaldığı ambargolar sayesinde çıkarma gemisi, paraşüt ve telsiz yapmayı öğrenmiş bir ülke olarak
5. nesil savaş uçağına hemen sahip olmadan da hayatta kalmayı başarabiliriz. Neticede Sakarya Meydan Muharebesi'nde sonucu belirleyen, İngilizlerin Yunan ordusuna temin ettiği silah, uçak ve kamyonlar değil, 25 Ağustos gecesi Tokuşlar Köyü'nden Haydar Ağa'nın rehberliğinde Ahır Dağları'nı aşarak Sincanlı Ovası'na yalın kılıç inen Fahrettin Altay komutasındaki 5. Süvari Kolordusu'ydu.